İlimiz Malatya, yurtsamız Akçadağ. Akçadağ yine Pınar köyünde doğmuşuz. Rehber olarak doğmuşuz tabii babamız, anamız rehberlikle uğraşıyorlardı. Şimdi eskide köylerden nüfus memurlar gelip de senin tozunu yazacaktı. Sen kaç yaşındaydı? 5 yaşında. Babası der ki ya ben bu 3 yaşında gösterdim ki gez gittim. Benim işe yardım etsin. Eskiden gez gezirdi. Öyle ya tabii. Şimdi biz nüfusta daha ufak görünüyorum. Şimdi doğum tarihimiz 83'ün içinde 84'e giriyor bu sene. Şimdi eskiden ilimiz Malatya, ilçemiz Akçadağ'dı. Şimdi Akçadağlar'da şube yüzbaşısı varmış. Şimdiki gibi günü ayı belli değil ki. Şimdi yüzbaşılar çıkarmış köylere. Filan köy ne kadar? 50 kalanlık bir köy. Onda 10 kişi alın getirin eskere. Yeni Pınar'a gel kaç kalanlık? 30 kalanlık ki onda 5 kişi alın getirin. Böyle köyleri gezerdi, yüzbaşı gezermiş, köylere tabii bizim köye gelmiş, 3 kişi kararlamış. İşte bu 3 kişi, babam ismi Hacı Doğan, Kürdük köyse, bir de Cemal Yıldız varmış. Tabi bunlar hazırlamış, bu sefer bunların yol parası köylü tarafına verecek. Eskiden mecciye diyorum, mecciye kaç korursa kaç verirse bilmiyorum bunları. Kimisi 20 mecciye, kimisi 15 mecciye, kimisi 6. Bunların yol parasını verirlermiş. Böyle babam dedi ki biz köyde ta Dumlu Pınar'a kadar yayan gittik. Ayağımızda sarık, dizlerimizde kıl şalvarı, omuzumuzda buzaba. Böyle gittik, orada bir hafta istirahat bize verdiler. Ama şaralı 1-2 bin insan birikmiş kalıyor. Sabahına erken baktım, bir yüzbaşımız var. Sabah dedi ki, ey arkadaşlar, çok konuştu tabii, vazgeçti. Dedi ki, bunda ölüm var, dönmek yok dedi. Peki, evimizde şey vardı dedi, tel örgüsü. Tel örgüsü bu sefer 7 yerde, 7 makas biler kişinin eline verdiler. Onlar telleri kesti, bize yol açıldı. Allah 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 diyerek hüzüme kalktık dedi. Yani başımızda tolu gibi kurşun yağardı ama vadesi yutanıyordu. Vadesi yutmayan hiçbir şey olmadı. Yani biz hüzün ettiyse onlar kalktı kaçtılar. Bunlar Yunan mı denildi? Kimiz şeylerdi? Bunlar Afyon'a, Uşak'a, Manisa'ya mı? Amasya'ya girmişler. Neyse 2-3 gün devam ettik, biz zaferi kazandık dedi. İşte böyle tabi zaferi kazandı, biz ona 14 ay durduk da 14 ayda sonra biz terhis olduk. Geldik memlekete tekrar eski işe başlayıp çiftçilik, arıcılık, balcılık, ekincilik. Böyle şey yaşadı, yaşarı da 95-96 yaşında yaşadı bizim babamız. Şimdi babam köyde sayılır bir adamdı. Yani bir dövüşte, bir küskünlükte bunları hep barıştırırdı. Yani köy manfaatine, kendi manfaatine değil. Gelen gidene yemek yedirirdi.
köy işine çok düşkün bir adamdı. Hani köylü düz alsın, birbirine küskünlük tutmasın, birbirine dövüş sıkmasın diye köy mahfatına adam çok çalışırdı. Yani köylü iyiliğine çalışırdı, evet. Biz işte büyüdük, bazı resmerlik, bazı sobarlık, işte her işi yaptık. Vallahi çocukluk 8-10 yaşına kadar iyi geçti. Sonra gayri hadi bakalım işe başla. İşe başla ki davar var, davarı git. Bayağı davar git, öküzleri git, yayı ki gezer yayı, günü süt sürersin. Eziyet çok adama biz fakirliği çok görmedik. Her bir şey evde yetiştirdi. Yağında, peynirinde, buğdanda, onun da her bir şey evde yetiştirdi. Az çok yani. Fakirliği çok görmedik. Ama eziyeti çok gördük. Tabi resmi adamın işi çok olur. Gece kalk malı, yay malı, yemle malı koyur derken böyle uğraştık. Bizim orada bir bahçe diye kayısı hiç kimse bilmezdi. Sonra millet duydu ki bu Malatya şehrinde kayısı çok olur. Eskiden beri bu da varmış. Ya Malatya'da ilde kayısı dikiyorlar, kayısı para yapıyor. Para ne? Kilosu da 2,5-3 liraydı. Şimdi çıktı 100 liraya, 150 liraya. Bizim köyde kalktı sulu yere tabi. Bizim burada sular kısadır. Azıcık bir parça sulu yer varsa kayısı diktiler. Herkes kayısı dikti. Ekicilik terklendi. Buğday, nohut, arpa eken olmadı. Malcılık da terklendi. Şimdi kaldı sadece kayısıcılık. Okulu ben 6 gibi başka bir köye gittim. Yani köyde hep de yakın bize şöyle 2-3 kilometre. Gittik arkadaşım birine dövüştük. Köyün çocuklarını birine dövüştük. Benim de gücüm ona yetti. 2-3 tokat vurdu. Vay bu tak kürüş beni yeni pınarda geldi de bizim çocuğu diyor ki herkes benim arkasına. Ben de kaçtım. Köye doğru kaçtım. Yakama o korkudan hiç kaydı gitmedim okula. İşte belalı okulu terk ediyorsak herkes okula gider, severdi. Geçse de öğrenirdik yani hiç olmazsa eskere gittik mektuplarımız yazardı ama işte arkadaşlar yazıp cızık köye gönderirlerdi. Eskiden de anan nasıl, baban nasıl işte bu kadar. Biz erkek olarak 4 kardeş, 3 de kız vardı, 7 kardeştik. Birisi muhtarlık yaptı, birisi de bakkal vardı. O da onlar da uğraştırdı. Ben de hadi bakalım büyük abimle veya da daha babam sağken onlarla resmiliğe devam ettik işte. Bir zaman babam bir arıcılığa başladı. Şimdi eskiden babamız, anamız desek filan kız isteyeceksin kimse seslenmezdi. Babamız, anamız beğenmiş mi? Bu kadar. Yani ben beğenmem, almam bir şey yoktu. Ben de işte tabii amcamın torunuydu. Babam gitti istedi. Onlar da ha dediler. Yani tabii 2-3 sayı bir müsaade et işte biz yöteberimizi alak.
Eskiden bizim orada başlık parası vardı. 5.000 kestan, o hatta milyon bir şey yoktu. 5.000 kestler. 20 tane koyun verdik. Bir tek öküz verdik. Kız babasına. Ya. Bir de 1.000 lirada para verdik. Babasının başlık parasını ödedik. De gel eme dayıya, vakti eme dayı da varlı. Dayıya iki geçi verdik. Eme dedi almam dedi, tabi eme biz emzadık birbirimize. Belirli işte evlendik gittik, iki sene kaldık evde. Eskere gittik, eskerden 3 ay Ankara'da kaldık Etemasut'ta. Orada eğitim gördük, sonra da İstanbul Hadımköy'e gittik. Tankçıydık, işte tankla uğraştık, 23 ay durdum. İzine de bizi kovurmadılar. İlkinde izin istedim vermez. Sonra da günler yaklaşınca seni izine çıkın. Benim şimdi 2 ay olsun ben gideyim gelene zaten askerlik bitiyor. Sonra bana 1 ay izin verdiler. 23 ay durduk, savaştık, eve geldik. Yani eski işe devam. Eskere gittiğimde bir kız vardı. Ötekiler, şimdi 8 kızın 2 tane oğlan var. Oğlan olmadı. Şimdi bizim köylerde eskiden oğlan olmadı mı derler ki bu adamı ozağı kör kalır dedi. Halbuki kız da var. Yok işte oğlan olacak. 5-6 tane kızda sonra işte bizim bu oğlan dünyaya geldi. 8 kızın 2 oğlan var işte. 15 bir çocuk var. Vallahi hiç biz zorluk çekmedik. Yani ki hep evde gelirdi. Buğda ekerdi. Buğdamız vardı. 30-40 tane koyunumuz vardı. Yağımız vardı. İnek vardı. Yana yağ olur, peynir olurdu. Yani bu yemeciyede hiçbir zorluk çekmedik. Yani ekerdik. 10 tane buğda ekerse 100 karat buğda olurdu. 2 sene ye. Yağ aynısı. Tamamıyla yağ, peynir, şekerlik evde yetişirdi. Sadece bir şehre gidip de 5-10 kuruş 5-6 teneke boda sattım gelip de üst başına elbise alırdı. Böylece günümüz geçti yani. Kızlar da iki tanesi okumadı. Üstteki köyde okul yapıldı. Üstteki hepsi okuldu. 5'i bitirdiler. Bu oğlan da 5'i bitirdi. Üstteki güçlüğü de liseyi bitirdi. Sınava girdik. Bu köyde şeyi kazandı. Yonzalık. Oraya gitti. Orada 4 sene okudu. Bir şey kazanamadı. Tutturamadı yani. Ben İsmail Doğan'ın oğluyum. 1974 yılında doğmuşum. Vallahi ben 5'i bitirdim. Bir öğretmenim vardı Akçadağlı. İlla seni götürüp yatılı okulda okuyasın diye öğretmen okulunda. Bir ay tahminen üstte ağladım. Ama babamı razı edemedik. Babam razı oldu, amcam olmadı. Satlık çocuğumuz yok. Ya adam götürüp satmayacak ki beni. Adam beni okula götürecek. Ama o içimizde ukde kaldı yani. Okuyamadık. İlk öğretimi bitirdikten sonra İstanbul'a gurbete gittim. Yaklaşık 2000 yılına kadar gurbete gidip geldim.
94 yılında evlendim. 6 tane çocuğum var. Şu anda ayrı yaşıyoruz çocuklarımla. 6 yıldır ayrıldık. Çocuklarım Tekirdağ'da, Çorlu'da. En büyüğü subay oldu, astsubay. Biri Ankara'da çalışıyor, öbürleri de annesinin yanında, Çorlu'da çalışıyorlar. Böyle ben de seyyar satıcılık, saat satıyorum. Köye gidip geliyorum, böyle devam ediyoruz hayat. Babamı genelde ailenin küçüğü olduğu için her zor işe babamı göndermişler. Öbür amcaların birinin bakkaliyesi vardı biz çocukken. Biri de 4 dönem muhtarlık yaptı. Babam da her zor işte, babam nereye gidersen git İsmail şöyle yap, İsmail böyle yap. Babam da 8 kız, 2 erkek kardeşiz. Babam bayağı yıpranmıştı yani. Biz küçükken bize çok anlatırdı işte. Ama kendisi okumamış, bizi de okutmadı yani ilkokuldan sonra. Kızlar çok olduğu için, kızlar evlendi gitti, ev yükü bana kaldı. İstanbul'a git, gel burada çalış. Babam da bayağı yıpranmıştı, ben de bayağı gençken yıprandım yani. Ama babam yani her şeye karşı çocuklarına düşkündü yani. Bizi kimse ezdirmedi ama kendisi çok ezilmişti yani, çok çekmişti. Bildiğim kadarıyla sabahlara kadar annemle konuşurlarken duyardık. Biz üzülürdük yani. Yani işte kış geliyor, çocuklara ayakkabı alamam, şöyle yapamam. Yani hep bunun düşkünüydü. Bir de kızlar çoktu. Onlar yarın evlenir, acaba nasıl biri denk gelir, nasıl olur? Babam böyle düşkündü yani çocuklarına. Yani genelde annesi de erken ölmüş. Babası da şey yapmamış, dedem de rahmetli. Babamı bayağı ezmişler ama şikayet etmiyordu yani. Gizli gizli şikayet ediyor ama bizim yanımızda şikayet etmiyordu. Yani her şeye beni koşuyorlar, ben çocuklarımı. Mesela babam bizi öptüğünü hiç bilmeyiz yani. Neymiş? Utanıyordu yani. Abilerim görür de bir şey der. Halbuki çocuk sevilmez mi? Ama babam halen torunlarına çok düşkün yani. Bizi belki gizli gizli seviyordu, çıkaramıyordu dışarı ama torunlarına çok düşkün yani. ...65'i aldık, niye yalan söyleyeyim, öbür emekleri biz yoktur. İki abim tam emekli oldu, onlar aylık alıyoruz yani 2,5-3 lira bir para alıyor, biz de ayda işte 1 milyon para alıyorduk. Gene buna şükür, biz şimdi onlar fazla alanlar, onlar çok yatırım yaptılar. Biz yatırım yapmadan, bize bedavadan geliyor 1 milyon para. Genelde camiye gidip geliyor. Köye de gidince işte gidip bahçeleri geziyor geliyor. Bahçeleri de bir arkadaşa verdik, ortak bakıyor. Babam artık yapamıyor, biz de gidemiyorduk. Şimdi babam da gidiyor işte orada. Geziyor, dolaşıyor, rahat oluyor yani onun için. Köy hayatı daha rahat yani şehre, apartmana alışmamış. Onun için annem varken orada hiç gelmiyorlardı ama annem hastalanınca, sonra vefat edince mecbur buraya getirdik yanımıza yani. Biz gidip orada duramıyoruz yani. Ama babam alışmış yani, çayını yapıyor, işte gidiyor, bahçeleri geziyor, geliyor. Yani böyle zamanı geçiyor. Ben Hacer Doğan, 43 yaşındayım. Evliyim, 3 çocuk annesiyim.
İsmail Doğan 7. çocuğuyum. Darin'de Yenipınar köyünde doğdum, büyüdüm. Orada evlendim. Sonra buraya taşındık haliyle. İyi bir babaydı. Hani o kadar kız çocuğu olduğuna rağmen iyiydi yani. Tabii biraz otoriterliği vardı ama iyiydi yani. Bizleri severdi yani. Darende de doğdum, büyüdüm köyünde. Akçadağ'a gelin gittim. Malatyalı merkezde yaşıyorum. 3 tane çocuğum var. Ailemiz mesela çok kalabalık bir ailedir. Amcamlar, dayımlar, hepimiz aynı mahallede otururduk. Çocukluk yıllarımız çok güzel geçti ve çok rahat geçti. İş çoktu ama mutluluk vardı. Babam sevilen, sayılan bir aile bireyimizdi. Annem de öyle. Annem vefat edince babam biraz boşlukta kaldı yani. Geçen sene Ağustos'un 12'sinde annem vefat etti. Şimdi babam biraz boşlukta kaldı. Burada da sıkılıyor, camiye gidip geliyor. Gezmeyi de bilmiyor yani. Gidip bir çay ocağında dahi oturmaz yani. Bu şeyler bilmez. Köyde de yalnız kalmasın diye kardeşim de ısrar etti. Götürdüm Kütahya'ya bıraktım. Orada da bayağı gezdirdi kardeşim. İşte en son Dumlupınar'a götürdü. Ama çok güzel oldu yani. Orada biraz babasının gittiği, gezdiği yerleri, savaştığı yerleri, oraları gördü. Bayağı da duygulanmıştı yani. Bugüne kadar işte çok uğraştık. Şimdi de 4-5 saatte beri tabi kışın gelip burada bırakıp oturuyoruz. Yazın da köye girip bahçe var, onlara bakıyoruz. Şimdi köyde kimse yoktu. Bu sene bahçeleri ben bir komşuya verdim. Yarıya bak dedim. Yani ben de tabi bizim bu oğluna gitmiyor. Yapamam diyor. Bu çocuğu tabi haklıdır. Bunlar yaşadık böyle yani dünyayı 10-12 sene oldu. Bu işlere başladı. İşler de ayakta bir iş. Yani gidip de tarlada çalışayım yahut öküz. Şimdi öküz kalktı da hayvanlar da çüştürüyor, atına katırırsın. Yapamam diyor. Koşuyor birisine verdi, bu sefer baktı, yar yaşa, yarısı seni, yarısı benim. Belirlenir işte, gari biz de işte geçtik, biz iş yapamıyoruz.